Değerli basın mensupları, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettik. Ziyaretimizin temel gerekçesi şu: açık ve ne söylüyorum? Bu ülkede adalet yok. Halkın seçtiği bir milletvekili anayasaya aykırı olarak, hukuka aykırı olarak, demokrasiye aykırı olarak hapiste tutuluyorsa bir sorun var demektir. Benim görevim de bu adaletsizliği daha görünür hale getirmektir. Adalet eğer gerçekten sağlanacaksa, haksızlıklara karşı mücadele edilecekse, bu haksızlıklara muhatap olan, gereksiz yere, hukuksuz bir şekilde hapse atılan insanlara yardım etmektir, onların yanında durmaktır. Benim görevim de budur. Ben adaleti savunuyorum, hakkı savunuyorum, hukuku savunuyorum, insan haklarını savunuyorum, demokrasiyi savunuyorum. Bu arkadaşların hiçbirisi CHP'ye oy vermemiş olabilir. Ama bir kişi haksızlığa uğrar ve siz sessizliğinizi korursanız o zaman topluma da insanlığa da hizmet etmiyorsunuz demektir. Ben insana da topluma da herkese de hizmet etmek isterim. Adaletsizlik nerede varsa ben o adaletsizliği gidermek için mücadele ederim. Burada bu hapishanede çok kişi yatıyor, çok kişi, binlerce kişi yatıyor. Bu hapishanede avukatlar yatıyor, bu hapishanede düşünen insanlar yatıyor. Bu hapishanede gerçekten hasta, doktora gidecek, tedavi olması gereken insanlar yatıyor. Biz bütün bu haksızlıklara karşı toplumun sesi olmak istiyoruz. Dürüst insanların, namuslu insanların sesi olmak istiyoruz. Haksız yere bir kişinin hapse atılması doğru değildir. Bir kişi haksızlığa uğruyor ve sessiz kalıyorsak, o zaman bütün toplum haksızlığa uğradığında, adaletsizlikle karşı karşıya kaldığında biz o zaman hiç sesimizi çıkarmamış oluruz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Can Atalay'la görüştünüz mü? 12 Ekim'de Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Can Atalay'la da görüştüm. Yargıtay'ın verdiği, bakın şimdi, eğer bir yargı yürütme organının kontrolündeyse, yani sarayın kontrolündeyse, açıkça söylemek gerekir, sarayın kontrolündeyse o yargı adalete uygun karar vermez. O yargı sarayın talepleri doğrusunda, yani yürütme organının talepleri doğrusunda karar vermiş olur. Can Atalay'ın durumu da böyledir. Can Atalay milletvekili olmadan önce daha sade bir vatandaşken gitti Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Temiz kağıdı aldı mı? Aldı. Sen milletvekili seçilebilir misin dediler. Evet, seçilebilirsin dedi savcı da. Kağıdı verdi. Aldı dosyalarını, götürdü Yüksek Seçim Kurulu'na. Orada Yargıtay üyeleri var. Orada Danıştay üyeleri var. Onlar da dediler ki evet, seçime girip milletvekili olabilirsin, parlamentoya girebilirsin dediler. Bu da seçime girdi. Vatandaş oyunu verdi. Milletvekili seçildi. Şimdi diyorlar ki hayır, sen hapisten çıkamazsın. Niçin? Bir yanlışlık varsa, en başta bu kararı verenlerde yanlışlık var. Danıştay hakimleri, Yargıtay hakimleri, Yüksek Seçim Kurulu'nda diyorlar ki hayır, sen milletvekili seçimlerine girebilirsin, milletvekili seçilebilirsin. Girdim, kazandım. Şimdi saraydan talimat var, bunu hapishaneden dışarıya çıkarmayacaksınız diye. Yargıtay da bu karara uydu. Hukuku çiğnedi, kanunları çiğnedi. Yargıtay'ın tarihinde böyle bir olay olmamalıydı aslında. Bu da oldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten oturup bir karar vermesi lazım. Daha önce benzer kararlar var ve Can Atalay'ın da bir an önce çıkması lazım. Diğerlerinin de bir an önce çıkması lazım. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı ya. Düşünceden korkulur mu? Ahlaktan korkulur mu? Erdemden korkulur mu? Bunlardan korkulmaması lazım. Tabii bu ülkede demokrasi yok. Ben bunun farkındayım. Demokrasinin olmadığını da gayet iyi biliyorum. Otoriter bir yönetimin olduğunu biliyorum. Bütün yargıçların demeyeyim ama yargıçların önemli bir kesiminin karar almadan önce birilerine danıştığını da gayet iyi biliyorum. Şimdi o danışılan kararlar, görüşler çerçevesinde alınan kararları da gayet iyi biliyorum. Benim burada olmamın temel nedeni de o kararların yanlış olduğunu herkese duyurmaktır. Bu ülkede vicdanlı insanlar var. Ben bu ülkede o vicdanlı insanların yüreğine sesleniyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.